Herkese merhaba. Kesişen Yollar Derneği'nin kariyer sohbetlerinde yeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Furkan Şahin. Öncelikle çok teşekkür ederiz davetimizi kabul edip geldiğin için yayınımıza. Nasılsın diyeyim önce. İyiyim, teşekkür ederim. Rica ederim, ben teşekkür ederim beni çağırdığınız için. Güzel gidiyor, güzel. Tamam, harika o zaman. İlk sorumuza başlayalım diyorum. Bize kendinden bahsedebilir misin? Yani daha çok eğitim hayatından ve buraya kadar geldiğin noktalardan. Tabii. 26 yaşındayım. Bilkent Bilgisayar mezunuyum. Hali hazırda Amsterdam'da yaşıyorum. Microsoft'ta çalışıyorum. Microsoft'ta Software Developer 2 olarak çalışıyorum şu anda. Citus Data diye bir ekibimiz var. Distributed Databases alanında çalışıyorum. Yaklaşık 1,5 senedir Amsterdam'dayım. Ondan önce 2,5 seneye yakın İstanbul'da çalıştım. Yine aynı ekiple çalışıyordum. Tabii startuptı. Ben startupken katılmıştım. Şimdi Microsoft bünyesinde aynı kişilerle çalışmaya devam ediyorum. Böyle. Peki şu anda Microsoft'ta yaptığın iş tanımından bahsedebilir misin? Yani daha çok hangi teknolojileri kullanıyorsunuz, daha çok neler yapıyorsunuz gibi? Tabii şöyle ben şu anda Microsoft bünyesinde Azure tarafında Microsoft'un cloud servisi diyeyim. Orada bir distributed database servisimiz var. Citus Data adında. Ben onun cloud üzerinde sunulmasından sorumlu olan takımla çalışıyorum. Kısacası aslında yaptığımız şey müşteriler cloud'dan database satın almak istediklerinde bizim database'imizi biz cloud'daki serverlara o database'i kurup müşterinin kullanımına hazır hale getirip müşteriye sunuyoruz. Daha sonra da onun management'ını sağlıyoruz. Ben direkt software developer rolündeyim orada. Gün içinde bir sürü değişik teknoloji kullanabiliyoruz. Yani böyle en sık kullandıklarım işte bizim control plane tarafımız, işte asıl ürünümüzün kendisi değil, Ruby tabanlı. Ben Ruby dilini kullanıyorum programlama olarak çoğunlukla. Ama onun haricinde bazı scripting yapmamız gerekiyor. Bazen işte continuous development environment'lara kurulumlar yapmamız gerekiyor. Onlar için işte Python yazabiliyoruz veya Bash yazmamız gerekebiliyor. Bunun haricinde Microsoft bünyesinde çalıştığımız için bazen C#, .NET Core tabanlı programlar da kullanmam gerekebiliyor. Böyle yani gün içinde Mac'ten de development yaptığım oluyor. Bazen Windows bir bilgisayar kullanmam gerekiyor. O tamamen işin gereğine iş o gün neyi gerektirirse. Ama en çok işte Ruby, C#, Python 5 bunları kullanıyorlar. Anladım. Peki son dönem zamanlarda uğraştığınız projelerden birazcık da bahsedebilir misin? Tabii şöyle ben son zamanlarda iki tane ana iş yaptım. Bir tanesinde yaklaşık bir senemizi harcadık bunun için. Geçen seneydi. Database'lerin ayakta kalması gerekiyor açıkçası. Yani bütün servislerin ayakta kalması gerekiyor ama database'ler genelde işte şirketlerin veya servislerin en temel yapı taşlarından bir tanesi. Yani eğer müşteri verisine ulaşamazsa komple business'ı duruyor. Dolayısıyla bunların uzun süre ayakta kalması lazım. Veya eğer bir failure olursa düzgün bir şekilde recover edebilmeniz lazım. Veya bir failure detect ettiğiniz zaman kısa süre içerisinde
bu failure'ı mitigate edecek teknolojilerinizin olması lazım. Benim en uzun süre emek harcadığım alanlardan bir tanesi buydu. Citus bir distributed database, PostgreSQL tabanlı. Dolayısıyla birden fazla database serverını aslında ayakta tutmaya çalışıyorsunuz. Ve high availability setupları kurmanız gerekiyor. İşte yüksek erişilebilirlik setupları diyeyim. Bunun için bazı işte konfigürasyonlar yapmanız lazım. Var olan işte ana database'inizin yanında arka tarafta birkaç tane daha onu sürekli takip eden, ondan datayı kopyalayıp kendisinde hazır bulunduran database'ler tutuyorsunuz ki ana database eğer herhangi bir sorun yaşarsa, müşteri erişememeye başlarsa anında bütün müşterinin işte işini kurtarabilmek adına onların workload'unu arka taraftaki standby'da beklettiğiniz nodlara yönlendirmeniz gerekiyor, server'lara yönlendirmeniz gerekiyor. Ben bunun üzerine uzun süre çalıştım. Citus'un high available kalabilmesi üzerine Azure tarafında. Bu bir kısmıydı. Daha sonra bizim işte ürünümüzü kullanabilmesi için müşterilerimizin müşteriler ister Azure üzerinden kullanabilir, ister kendi nasıl diyeyim terminalleri üzerinden REST requestleri atabilirler veya değişik dil paketleri üzerinden Citus clusterlarını ayağa kaldırmak isteyebilirler. Bunların hepsini karşıladığımız bir API setimiz var aslında. Yani müşterilerle iletişim kurmamızı sağlayan bir nasıl diyeyim onun direkt adı API aslında. Ve onların ben tekrar dizayn edilmesine çalıştım. Çünkü biz Microsoft bünyesine katıldığımızda bunu Citus'u Azure'da sunmaya başladığımızda hali hazırda orada bir servis vardı. Biz onu Citus'a uygun hale getirmeye çalıştık. Ve onun API'ları çok fazla Citus'a uygun değildi. İkinci olarak en fazla uzun süre çalıştığım alan da oydu. Ben onun bütün API'larını Citus'a daha uygun hale getirecek dizaynı yapıp onların implement edilmesi üzerine uğraştım. Şu anda da hali hazırda çok yeni başka bir control plane'e geçmeye çalışıyoruz. Yani o müşterilerin request'lerini alıp işlediğimiz, database'i kaldırdığımız sistemi taşıyoruz bambaşka bir projeye. Şu anda da o projede çalışıyorum. O da aslında bizim daha önce AWS üzerindeki işte Citus'un yine bir offering'i vardı. Orada kullandığımız teknolojilerin Azure'a entegrasyonu, Microsoft bünyesine entegrasyonunu gerektiriyor. Son 3-4 aydır bunun üzerine çalışmaya başladım. Ama orada böyle spesifik olarak şu alana çok fazla zaman harcıyorum diyeceğim bir şey yok henüz. Daha çok böyle 1-2 haftalık küçük işler yapıyoruz. Anladım. O zaman şunu sorabilirim sonrasında. Yani Microsoft'taki çalışma ortamını nasıl anlatırsın? Yani tipik bir gün nasıl geçer? Ya da pandemi sebebiyle tabii değişiklikler uğramıştır ama nasıl genel olarak? Yani evet, pandemi sebebiyle bazı değişiklikler oldu. Artık evden çalışıyoruz dolayısıyla. Önceden burada Amsterdam'da bir WeWork ofisinde çalışıyorduk biz. Burada Microsoft'un Amsterdam ofisi var. Ama bilgisayar mühendisi sayısı çok fazla olmadığı için bilgisayar mühendislerin Microsoft'un kendi ofisinde sürekli kullandıkları alanlar yok. O yüzden buradaki bilgisayar mühendislerine Microsoft'un veya benim organizasyonumun yaptığı şey WeWork ofislerinden ofis tutup işte orada herkesin kendi ekibi için bir ofis ortamı oluşturuyorlar. Koronadan öncesinde bizim orada küçük bir ofisimiz vardı. Zaten benim ekibim
Amsterdam'da 6 kişi. Hani küçük bir ekibiz aslında. Dolayısıyla sabahleyin kalkıp ofise gidip işte 10 civarı bir toplantıyla günü başlatıp akşam 6-7'ye kadar bazen daha erken toplantı durumuma göre devam ediyordum. Genelde benim çalıştığım ekip biraz dağınık bir ekip. Bir kısım Türkiye'den çalışan var, bir kısım Amerika'dan çalışan var, Kanada'dan çalışan var. Eğer tabii Amerika'daki ekiple daha sık çalışmamız gerekiyorsa, ki benim Azure tarafında yaptığım işler bunu gerektiriyordu, biraz daha akşama kaydırabiliyordum çalışma düzenimi. Şu anda koronadan sonra evde artık uyandıktan sonra yani genelde 10.30-10.45'e doğru uyanıyorum. 10.45'te bir toplantımız var. Onunla başlıyorum diyeyim. Böyle yani güzel bir ortamımız vardı ofisteyken, şu anda da güzel bir ortamımız var. Genelde çok iletişim kuran, çok fazla işte takıldığımız noktalarda birbiriyle çok fazla iletişim konuşup çözmeye çalışan bir ekibiz. O yüzden gün içinde genelde evden bile çalışıyor olsam genelde 2 saate yakın birileriyle konuşarak zaman geçiriyorum aslında. Ofiste de benzer bir durum vardı. O yüzden çok aşırı bir fark yok. Sadece ne kadar erken kalktığım, ne kadar geç bıraktığım çalışmayı değişti biraz koronayla beraber. Akşamları da genelde işte yine eskisi gibi, eğer toplantılarım varsa Amerika'yla, ister istemez biraz daha geç saatlere kayabiliyor. Evde olduğum için daha rahat oluyor bu. Çünkü eğer akşam toplantım varsa belki gün içinde biraz daha kendime zaman ayırabilirim. Veya akşam toplantım yoksa gün içini full çalışıp akşam erken bırakıp işte akşam belli bir saatten sonra bir şeyler yapmaya çalışabilirim evde. Genelde bu şekilde bir düzenim var yani. Çalışma ortamı olarak da arkadaşlarımdan memnunum. Genelde herkes çok yardımsever ve küçük bir ekibiz. Bizim startup zamanından gelen bir ekibiz aslında. Öyle olduğu için de startup kültürünü hepimiz devam ettiriyoruz. Çok açık, seviyelerin çok fazla yer almadığı, en azından mühendislerin kendi arasında seviyelerin yer almadığı aslında bir ortam var. O yüzden mutluyum. Duymak güzel. Sence bir yazılım geliştiricisinde olması gereken en önemli özellik nedir diye soruyorum. Yani sadece yazılım geliştiricide mi olması gerekir bunun, bilmiyorum ama ben beraber çalıştığım bir insanın aslında bazı şeylere kendi başına baştan sona oturup öğrenebileceği kaynaklar varsa onlardan öğrenip takıldığı yerlerde çok fazla böyle zaman kaybetmeyip çözüme ulaşabileceği kişileri doğru bilip doğru sorularla kendini unblock edebilmesini değerli buluyorum. Yani ben kendi adıma çok aşırı teknik, çok aşırı başarılı bir mühendis değilimdir belki. Kendimi o şekilde tanımlamıyorum. Ama bence yaptığımız iş kolunda bu insanlar çok değerli olsa da en önemli özelliğin iletişim becerileri ve doğru kişilerden doğru şekilde kendisini nasıl geliştirebileceğini bilmesin veya yaptığı projede doğru cevaplara kimin aracılığıyla ulaşabileceğini bilmesini değerli görüyorum. Yani onun direkt ismi nedir bilmiyorum. Belki biraz otonom olmasını bekliyorum karşımdaki kişinin ve kendi
kendi kendine de bazı projeleri ilerletebilmesini, en azından doğru soruları bulabilmesini bekliyorum. Doğru. Benim de gördüğüm kadarıyla yani bu alanda çalışmak isteyenlerin çok fazla uğraşabileceği kaynaklar, tool'lar ve böyle olduğu zaman aslında bazen de kafası karışıp yani ne yapacağını, hangi yolu takip edebileceğini bilemeyebiliyor. Ama evet, gördüğüm kadarıyla öğrenmek bitmiyor sanırım. Yani her zaman yeni bir konu çıkıyor gibi. Evet, yani çok fazla kaynak var. Çoğu sorunun birden fazla aslında doğru cevabı var. Her şeyde olduğu gibi bizim alanımızda da çoğu sorunun cevabı bir trade-off'tan geçiyor. O trade-off'ları doğru değerlendirebilmesi, eğer çok net göremiyorsa da net bir şekilde kendisini ifade ederek neyi net göremediğini, doğru kişilerden yardım alabilmesi güzel ve değerli bir özellik bence. Evet. Peki bu sektörde çalışmak isteyenlere tavsiyelerin neler? Yani çalışın. Çok yani bu sektör güzel bir sektör açıkçası. Yani dünya üzerinde şu an baktığınız zaman bilgisayar mühendislerine talep oldukça fazla. Yapabileceklerinizin çok fazla bir sınırı yok. Nerede olduğunuzun, nerede yaşadığınızın çok fazla bir engel teşkil etmediği bir dünyadayız aslında. Bilgiye her yerden ulaşabiliyorsunuz. İngilizce bildiğiniz sürece belki en büyük engel budur çoğu kişi için. İngilizce öğrenip İngilizce bildiğiniz sürece yapabileceklerinizin, çalışabileceğiniz şirketlerin herhangi bir sınırı yok. Sadece doğru şekilde bazı işte mülakat süreçlerine hazırlanıp doğru şekilde kendini biraz geliştirip ondan sonra kendine bir yol çizmek aslında çok da zor değil. Sadece belli bir zaman harcamak gerekiyor. Ne yapacağını bir şekilde öğrenmen gerekiyor. Bunun için Kesişen Yollar güzel bir kaynak bence. Dünyanın en iyi şirketlerinde çalışan bir sürü insan var ulaşabilecekleri. Türkler her yerde. Yani Google'da, Facebook'ta, Microsoft'ta bir dünya Türk var. Dolayısıyla ne bileyim yani Anadolu'nun her bir köşesinde bir yerde buna hevesli olabilir birileri ve herhangi bir önünde bir engel yok yani. Sadece İngilizce öğrenmesi belki ona çok fazla kapıyı açabilir. Doğru şeyleri daha sonra kendisine katarak, doğru insanlarla iletişim kurarak. Sadece biraz zaman istiyor. Bazı şeylerin yani bilgisayar mühendisliğinde bence güzel kariyer yapmak isteyen izleyebileceği bir tane düzgün bir yol var. İşte mülakatlara hazırlanmak, belki güzel bir şekilde işte kendisini ne bileyim bazı dilleri iyi öğrenmek. Ondan sonrasında mülakat sürecini geçtikten sonra çok daha fazla şeyin kolaylaştığını, belki ilk işten sonra çok fazla şeyin bir anda daha da rahatladığını görebilirler. Peki çalışma hayatında sen ilk başladığında ne gibi zorluklarla karşılaştın? Çalışma hayatıma ben Situs'ta stajyer olarak başladım. 3. sınıftan 4. sınıfa geçerken. Orada staj dönemi olduğu için ister istemez okuldaki bazı alışkanlıklarımı devam ettiriyordum ki bunun faydası oldu. Onlar da işte böyle sonuçta okulda bir proje yaparken pek bir sınırı yok. Hangi zaman diliminde yaptığınızın, ne kadar zamanı harcadığınızın. Ben hırslı bir insandım hep, çalışkan bir insandım. Stajda da bir şekilde bunu devam ettirdim. O staj bana güzel bir kapı açtı. Oradan iş teklifi aldım. Ama
Aklımda da tutmam gereken şey şuydu. Çok bunun farkında değildim. Daha sonra bunu menajerlerim birkaç kere söyleyince fark ettim. Çalışma hayatına girdikten sonra bazı şeyleri dengelemeniz gerekiyor. Okuldaki gibi 7-24, yani öğrencilik aslında 7-24 senin hayatını düzenleyen bir süreç. Yani sabah 9'dan akşam 5'e öğrenci olmuyorsun. Bütün hayatın boyunca öğrencisin o süreçte. Ama çalışma hayatı böyle olmuyor. Böyle ilerleyemiyor en azından. Bu şekilde yapmaya başladığınız zaman burnout olma ihtimaliniz oluyor. Çünkü çok uzun süreli bir maraton bu. Çalışma hayatına geçtikten sonra en çok zorlandığım şey o süreci belki dengelemekti diyeyim. Çünkü yine aynı alışkanlıklarımı devam ettirip projelerim geldikçe daha erken teslim edeyim, işte daha iyi olsun diyerekten daha uzun süreler çalışmaya başlamıştım. Günün birinde işte Situs'ta şu anda da menajer olarak devam ediyor. O zaman benim menajerim de Utku. Bir şekilde bir konuşma yaptı ve bunun böyle devam etmemesi gerektiğini, biraz daha yavaştan almam gerektiğini söylemişti bana. O bence çok değerliydi. Onu oturtmaya başladıktan sonra daha rahat bir çalışma hayatına geçtim. Anladım. Burada bir sorum daha vardı aslında. Burnout yaşadın oldun ve sonrasında kendini nasıl motive ettin bu durumdan devamında gibisinde ama zaten az çok da bu soruyu da cevaplamış oldun bir yandan. Yani şöyle, ona hani ben burnout olmadım, hiç o seviyeye gelmedim. Burnout olan bir iki kişi gördüm, tanıdım. O noktadan recover etmek, toparlamak kolay bir şey değildir diye düşünüyorum. Çünkü insanlar çalışma hevesini kaybettiği zaman tekrar motive olmak zor bir şeydir. Onu yaşamadığım için bilmiyorum. O yüzden tavsiye verecek konumda değilim bence. Ama burnout olmamak için çalışma ve normal hayat dengesinin düzgün kurulması gerektiğini düşünüyorum. Eğer çalıştığınız şirkette buna izin vermiyorsa uzun vadede aslında çok sağlıklı bir ortamda değilsiniz demektir ve buna uygun önlemleri almanız lazım. Yani bu iş değiştirmek olabilir veya açık bir şekilde menajerinize bunu dile getirmek. Bu gidişatın mesela 3 ay daha devam ettiğini düşünürsen benim burnout olacağımı düşünüyorum gibi çok açık bir şekilde konuşabilirsiniz menajerlerinize bu tarz şeyleri. Onlar yardımcı olacaktır. Olmuyorlarsa da sizin kendi uzun vadeli kariyeriniz adına bunun önlemini kendiniz almanız lazım. Bir soru gelmiş, onu da soralım. Daha kurumsal bir şirkette çalışmak yerine ya da yurt dışına çıkmak yerine neden Situs'ta işe başlamaya tercih ettin? Güzel bir soru. Ben üniversiteye girdikten yaklaşık 2 sene sonra tam olarak kararımı vermiştim yurt dışına gitmek istediğime dair. Ve bunun için de adımlar atmıştım. Hani mülakatlara giriyordum, teklif almaya çalışıyordum. Aldım da teklifte. Sitos'ta çalışmaya başlamam dediğim gibi stajlı oldu. Oradaki ortamı çok beğenmiştim staj süresince. Ve Sitos Türkiye'de ofisi olan bir şirketti. Türkiye'de kurulmuş ama daha sonra genel merkezini Amerika'ya taşımış. İşte dünyanın farklı yerlerinde, Hollanda'da, Fransa'da, Kanada'da, Amerika'da mühendisleri olan bir şirketti. O yüzden Saitos'la açık açık konuşmuştum. Hani ben yurt dışına gitmek istiyorum. Benim asıl amacım bu. Saitos'u çok değerli buluyorum. Saitos'un başarılı bir yer olacağına da inanıyorum. Ama yani bundan 1-2 sene sonrasında Türkiye'de olmak istemediğimi belirtmiştim. Onlar da çok açık bir şekilde karşıladılar bu talebimi, yani bunun olabileceğini. Sadece şu an daha uygun aslında hepimiz için. Direkt mezun olur olmaz yurt dışında çalıştığım bir şirketteki çalışma ortamına
direkt Türkiye'den girmiş oluyordum. Ve 1-2 senelik süreçte de yurt dışına gitme imkanımın elimde olduğunu hissettiğim, bildiğim bir şirketti. Ve işte kurucularına baktığım zaman, genel olarak ekibe baktığım zaman çok başarılı olacağını düşündüğüm, bildiğim bir ekipti. Açıkçası o yüzden Situs'ta çalışmaya başladım. Yoksa yurt dışına gitmek istiyordum. Ki günün sonunda hissiyatlarım beni yanıltmadı. Situs gerçekten başarılı oldu ve bana verdikleri sözü de tuttular. Yurt dışına da Situs sayesinde taşındım aslında. Situs'la beraber taşındım. Böyle yani oradaki tamamen direkt yurt dışında kurumsal bir şirkete girmeyip Situs'a girme sebebim aslında best of the both worlds gibi. Hem güzel bir şirkete giriyorum, direkt ne olacağını bilmediğim bir yere gitmiyorum. Hem de yurt dışına gitme şansım hep her zaman cebimde hissiyatını yakaladığım için. Anlıyorum. Gayet mantıklı bir kariyer yolu olmuş şu an düşününce, bana da çok kafamı yattı diyeyim. Şansım yaver gitti bence, orada en büyük şey o oldu yani. Peki Türkiye'de ve yurt dışında gördüğün çalışma farklılıkları neler sence, gözlemledin? Ya buna doğru cevabı verecek kişi ben miyim? Emin değilim. Çünkü Türkiye'de çalışsam da dediğim gibi Situs bir yani iki Türk bir Hindistanlı kurucusunun olduğu ama işte kurucuların Amazon'da çalıştıktan sonra uzun süre veya işte CEO'muzun Boston Consulting Group'ta çalıştıktan sonra kurduğu bir şirket. Dolayısıyla bizim çalıştığımız ortam, çalışma kültürü Situs'taki direkt normal bir Türkiye'deki bilgisayar mühendisliğinin çalışma ortamına ne kadar yakındır? Bu konuda çok bilgi sahibi değilim. Bizim çünkü baktığım zaman Situs'taki çalışma ortamımızla Microsoft'a geçtikten sonra çalışma ortamımız arasında uçurum farklar yok. Microsoft'taki diğer insanların çalışma ortamı arasında çok fazla fark yok. O yüzden yurt dışındaki çalışma hayatıyla Türkiye'dekini çok fazla karşılaştıramam. Ama şu an içinde bulunduğum durum yurt dışında olduğu için belki şu anki çalışma ortamımı anlatabilirim. O da herkesin yardım etmeye çok açık olduğunu hissettiğim, seviyelerin çok fazla göz önünde bulundurulmadığı, yani benim herhangi bir konuda yardıma ihtiyacım olursa Situs zamanında CTO'muzdu Özgün. Şimdi de benim 3 seviye üst müdürüm. Özgün'e bir soru sormak istersem, Özgün'le bir konuyu tartışmak istersem direkt ona yazabiliyorum. Onunla direkt çoğu şeyi konuşabiliyorum. Veya off day'ler her zaman ihtiyacımız olabiliyor. Gün içinde herhangi bir şey yapmak isteyebilirsiniz veya o günü iyi hissetmeyebilirsiniz. Hani bu tarz şeyler hiç sorun olmadı, olmuyor. Veya işte sabah kaçta başladım, akşam kaçta bıraktım. Bu tarz şeyler de hiçbir zaman sorun olmadı Situs'tayken. Şimdi de olmuyor. Hani Türkiye'de çalışan birkaç tane arkadaşımdan en azından bu teknoloji parklarda çalıştığınız zaman isterseniz orada bir badge okutma hikayesi olabiliyor. İşte sonuçta bazı devletle işbirliği yapan kurumlarda onların işe giriş çıkış saatleri önemli olabiliyor. İzin takipleri önemli olabiliyor. Bizde öyle bir durum hiç olmadı. Onun rahatlığı da vardı her zaman. Veya işte evden çalışma koronayla beraber yeni olan bir şey değil bizim için. Hani ben haftada 1-2 gün, yani 2 gün çok olmuyordu ama kesin bir gün haftada evden çalışıyordum zaten. Evde belli bir ortamım vardı. Yani bu şekilde rahat bir çalışma ortamımız vardı sosyal açıdan. Şimdi de öyle.
Microsoft'ta da böyle. Benim gördüğüm Amerika'da Microsoft'ta çalışan arkadaşlar da böyle. Anladım. Daha esnek bir çalışma ortamı sanırım verimliliği de arttırıyor diye biliriz bence. Yani gördüğüm kadarıyla. Evet, bence kesinlikle öyle. Ki özellikle evden çalışmanın yaygınlaşmasıyla bence insanların çalışma miktarları da arttı. Bu bir tık sorun uzun vadede. Şirketlerin bunu önlemesi lazım. Çünkü ne kadar uzun süre çalışırsa çalışan burnout olma riski o kadar artıyor. Verimliliği o kadar düşüyor. Ama kısa vadede ekipler için gerçekten güzel bir verimliliği arttırıcı bir etken oldu. İnsanlar evinde oldukları zaman daha esnek davranabiliyorlar. Toplantıların saatleriyle ilgili, çalışma saatleriyle ilgili. Sosyal olarak da bu esnekliği sağlayan bir şirketteyseniz, hani ne bileyim ben Hollanda içinde 2 gün başka bir yere gidip oradan çalışabilirim. Sonuçta bunu engelleyen kimse yok, bunu sorun eden kimse yok. Bunlar güzel şeyler. Bence menajerlerin her zaman desteklemesi, desteklediği takdirde de çalışandan olumlu olarak verimliliğin artışı olarak geri dönüşünü alabileceği şeyler bence. Bu arada yani Microsoft mesela 4 gün çalışmayı denedi Japonya'da, takip eden varsa. Microsoft Japonya ofisi haftada 4 gün çalışıp 3 gün izin yaptılar uzunca bir süre. %130 verimlilikte çalıştıkları ölçüldü günün sonunda. Zamanla bu tarz şeyler daha da fazla yerde denenip artacaktır diye tahmin ediyorum. Evet, bence de. Ya anlattığın iş ortamı ve genel olarak bu atmosferin olması da insana birazcık daha bu tarz şirketlere başvurmaya daha çok itiyor sanırım. Hani evet. Düşündüğüm zaman ben böyle bir şirkette çalışıyorsam şahsen geleceğim için hani işe gitmek birazcık daha yük olmaktan çıkardı gibi geliyor. Yani hoşuma giden bir aktiviteye de dönüşebilirdi belki, bilmiyorum ama. Kesinlikle, yani böyle esnek olduğu zaman insanlar iş hayatını iş olarak görmekten çok hayatlarının bir parçası haline getirmeye çalışıyor. Çünkü esnek bir ortam var. Hayatının içine ne kadar yedirebilirsen iş ortamını, daha rahat çalışıyorsun sonuçta. Evet. Peki Situs'ta Situs mu? Situs mu artık, ben de tam emin değilim ama. Situs diye tweet attılar geçen gün. Ben de karıştırıyorum. Ben de arası Situs'a Situs diyorum yani. O zaman Situs'ta distributed sistemlerden kullandığınızı bahsettiniz genel olarak. Peki bunun için akademik eğitimin önemi ne kadar? Yani bu alan bu konu üzerine master yapması ya da doktora yapması faydalı olur mu? Yani şöyle, Situs ekibinin bir parçası olarak uzunca bir süre master... Yani doktora sahibi yoktu kimse ama master sahibi insanlar vardı. Ama ne bileyim Almanya'dan işte lise mezunu insan da vardı. Şimdi yalan söyleyeyim. Ama çoğunluğu üniversite mezunuydu kesinlikle, en azından bachelor mezunuydu. Master yapmış insan sayısı çok fazla yoktu bildiğim kadarıyla. Ne kadar etkili derseniz, master yapmak bence etkili insanların kariyerinde. Orada master yaparken ki belki çalışma konusu o kadar etkili değil ama master yaparken öğrenilen veya direkt edinimler önemli. Çünkü bence master 2 senelik bir süreçte. Bir hocayla veya çoğunlukla tek başına olabildiğin, tek başına çalışmanı gerektiren, belli bir çalışma etiğini oturttuğun, özür dilerim, kendi başına belli bir bilgiye, belli bir kaynağa nasıl erişebileceğini öğrendiğin bir süreç. Ve bunun etkisi bence uzun vadeli olarak kariyer hayatında da görülebilecek bir şey. Şimdi
Bu şu demek değil, distributed programming, distributed systems üzerine master yapmak değersiz demek değil. Kesinlikle bu alanda distributed systems master yaptıysan, Citus'ta çalışmaya başladığında da bunun faydasını görürsün. Ama bu başka bir bachelor'dan mezun bir kişinin 3 sene sonra geleceği bir seviye değil midir? O ayrı bir soru. Bence endüstride geçirilmiş kaliteli bir 3 sene ve üzerine eğer açıp makaleler okuyorsa bir insan, kendisini ekstra işin dışında o alanda geliştirmeye çalışıyorsa onun da çok fazla katkısı olur. Fayda, dolayısıyla sorunun cevabı olarak faydasızdır diyemem. Fayda miktarı da o kişinin o master'ı nasıl değerlendirdiği ile alakalı. Ben master yapma imkanı olan herkesin master yapmasını desteklerim. Bence daha fazla insan master yapmalı. En azından o edinimlere sahip olmalı. Ben kendim yapmadım. Pişmanlığını yaşıyor muyum? Çok fazla yaşamıyorum. Çünkü kendimi bir tık geliştirebildiğim o süreçte en azından. Kendi alanım için master yapmadan da geliştirebildiğimi düşünüyorum. Yapmış olsaydım yurt dışında güzel bir programda bu alanda master yapardım. Onun faydası bence şu oluyor. O 2 senelik, 3 senelik süreçte insanlar dediğim gibi otonom olarak çalışmalarını, çalışma yeteneğini elde ediyorlar. Onun üzerine daha geniş bir açıdan bazı problemlere yaklaşabiliyorlar. Yani çalışma ortamında mesela veya bambaşka bir alanda master yapmış olabilir. Çalışma hayatımızda her zaman tek bir alanda spesifik şeyler üzerine çalışmıyoruz. Bazen Linux kernelinde disk setup'ının nasıl optimize yapılabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Bazen iki cihaz arasındaki network connection'ın neden yavaşladığını bir anda debug etmemiz gerekiyor. Bu alanlarda en azından master sürecinde bazı şeyleri okumuş, ona kafa yormuş insanlar her zaman daha farklı bir bakış açısı getirebiliyorlar. Dolayısıyla master'ın niteliği çok önemli. Güzel geçirildiği sürece de bence katkısı endüstriyel hayata da olur. Doktora için çok fazla aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bu benim kişisel görüşüm bu arada. Doktora yapan insanlara saygım sonsuz. Ama 4-5 sene tek bir spesifik alan üzerine çalışıp daha sonra oradan endüstriye yönelmek, yani research lab'lara giriyorsanız okey. O da zaten akademiye devam etmekle bir tutuyorum ben. Ama endüstriye yönelik normal bir software engineer kariyeri izleyeceğim diyorsanız bilmiyorum. Çok aşırı katkısı olmayabilir bence. Evet, çok güzel bir açıklama oldu. Teşekkür ederim. Az önce şirket ortamından ve çalışma tarzlarından bahsederken bir soru gelmiş. Onu da unutmadan ekleyelim istiyorum. Çalıştığınız için motivasyonunuzu mu buluyorsunuz yoksa motivasyonunuz olduğu için mi çalışıyorsunuz demiş. Güzel bir soru. hiç düşünmedim bunu. Yani bence ben doğasında motivasyonu yüksek bir insanım. Her zaman hırslı bir insan oldum. Motivasyonum yüksek olduğu için güzel çalışabiliyorum. Veya uzun süreli çalışabiliyorum. Belli bir projenin gerektiğine göre 1-2 aylık sprintlerde iyi emek sarf edebiliyorum. Ama çalıştığım şirketteki, çalıştığım takımdaki çalışma ortamım, arkadaşlarım da bu motivasyonumu arttırıyorlar aslında. Yani o tek taraflı şu ya da bu diye verilebilecek bir cevabı yok bence bunun. İkisi beraber gidebilmeli ve basic bir kişinin kendi motivasyonunda olmalı. Yani beni hayata, çalışmaya motive eden çok fazla faktör var. Yani
yani buradaki hayatımı bir şekilde devam ettirmeliyim yani. En büyük motivasyon kaynağı bu sonuçta. Bir şekilde çalışmalıyım. Ama çalışırken de motivasyonumu düşüren faktörler ne kadar az olursa daha uzun süreli bu yatırımı kendime ve şirketime yapabiliyorum. Evet, buraya gelen sorulardan bence devam edebiliriz. Daha yolun başında olanlar için bu alanda hangi teknolojide dillere ağırlık vermelerini tavsiye edersiniz demiş. Yani teknoloji, dil spesifik olarak bence önemli bir faktör değil. Yani bir sürü dil var. Mainstream bazı diller var sonuçta. Python, Java, C Sharp, C, C++. Bunlardan hangisini öğrenirseniz öğrenin. Önemli olan o dili öğrenmekten ziyade programlama bence dilden bağımsız olarak belli bir düşünme şeklini oturtmak demek. Yani bir yerden zaten şöyle oluyor, bir yerden sonra çalışmaya başladıktan sonra göreceksiniz. Yeni bir projeye başlanır. Belli bir dilde o proje yapılıyordur. Ve sizi o projede çalışmanızı isteyebilirler. Kimse size ya sen işte bu proje Ruby'de, sen Ruby biliyor musun diye sormaz hani. Çünkü en bilmediğiniz dil bile ya ben mesela Microsoft'a geçerken başladığımız proje C Sharp'tan işte 500 bin satırlık bir projeydi. Benim hiç daha önce C Sharp görmüşlüğüm yoktu. Ama maksimum yarım gün sonra, bir gün sonra diyeyim. Eğer Java biliyorsan veya işte evet yani C biliyorsan uyum sağlayabiliyorsun. Ona o yüzden o şekilde şu teknoloji, bu dil demek faydalı bir cevap olmaz benim buna verebileceğim. Sadece belli bir dil, belli bir teknoloji seçtikten sonra ne yapıyorsanız yapın, hangi dil olursa olsun o dillerde proje yapmanız önemli. O dilleri daha uzun süre kullanmanız önemli. Yani sadece Python öğrenebilirsiniz. Bunda bir ayıp, bunda bir eksiklik yok. Önemli olan Python'la ne kadar uzun süre çalışıp ne kadar fazla proje yaptığınız ve onun type structure'ını, object structure'ını, class structure'ını, değişik library'lerini nasıl yönetebildiğinizi öğrenmenizle alakalı. Ve bunu herhangi bir dilde oturttuktan sonra aslında başka dillere transferi çok zor değil. Bir de sanırım genelde bu alana ilk başlayan insanlar da genelde oluyor benim gördüğüm kadarıyla. Yani onu da öğreneyim, bunu da öğreneyim derken aslında günün sonunda hiçbir şey tam olarak öğrenmiş olmuyorsunuz. Sadece belli şeylerden azıcık bilmiş oluyorsunuz gibi bir durum. Evet, yani bir de evet, yani birden fazla dil öğrenebilirsiniz ama günün sonunda yani o dili biliyorum, bu dili biliyorum diye CV'ye yazmanın çok fazla bir değeri yok benim gözümde. Hani iki dili olmasıyla sekiz dil olması arasında ben çok bir fark... Yani sekiz dil varsa, on dil varsa, bu adam hepsini biliyorum diyorsa bir noktada yalan söylüyor. Hepsini o şekilde o kadar detaylı bilemez zaten. Bu hafta da birkaç tane mülakat yapacağım. Eğer mülakatıma girecek olan varsa hani CV'ler düzenlenebilir baştan. Yani belli sayıda dilleri herkes düzgün oturtabiliyor. Bir ya da iki dili düzgün oturtup onu biliyorsanız bu bir şeylere başlamak adına yeterli bir miktar yani. Devam edelim o zaman buraya gelen sorularda. Üniversitede bilgisayar ve yazılım mühendisliği okumazsak çok büyük bir kaybımız olur mu? Son dönemlerde puanlar çok fazla arttı. Puanı daha düşük mühendislikler okuyup yazılıma yönelmek mantıklı mı denmiş. Yani bu soruyu şöyle düzenleyelim. Üniversitenin önemi nedir?
işe girerken, endüstri hayatında okuduğunuz üniversitenin isminin veya bölümün bir önemi var mı diye düşünelim. Bir önemi var. Çok 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 önemli mi? Değil. Ama şöyle bir farkı oluyor, onu söyleyeyim. Şimdi mülakatları yapan insanlar, siz CV'nizi gönderdiğiniz zaman, siz belli bir yere başvurduğunuz zaman, sizin CV'nize bakıp sizi mülakata alıp almayacağına karar veren insanlar, üniversite ismini, bölümünü ve not ortalamanıza bakıyor arkadaşlar. Belli bir seviyenin altındaysa maalesef, maalesef diyorum çünkü belki adı sanı duymamış bir üniversiteden mezun birisinin çok iyi olabilme potansiyeli yok mu? Onun da var. Ama bu şirketler adına bir yatırım. Yani şöyle düşünün, çok iyi bir üniversiteden 20 kişiyi mülakata alıyorsanız bunun 5 ile 10 tanesinin arasında sizin teklif çıkarma olasılığınız yüksek. Adı sanı duyulmamış bir yerden mülakat alıyorsanız 20 kişiyi, onların içinden belki teklif verme oranınız 1, 2 daha fazla olmayacak. Şimdi şirketler bunu bildiği için ve mülakat süreçleri şirketler için pahalı olduğu için. Çünkü mühendisler bu işe zaman ayırıyor. Günlük yaşam, günlük çalışma hayatlarından. Dolayısıyla bizim her bir saatimizin bize maaş olarak verdikleri o her bir saat yazılım geliştirmek yerine mülakatlara ayrılan süreler. Dolayısıyla bunu maksimize etmeye çalışıyorlar. O havuzdan ne kadar başarılı mülakat çıkarsa şirketin o kadar ucuz mülakat yapıyor anlamına gelir. Ve daha başarılı insanları alıyor anlamına gelir. Dolayısıyla iyi bir bölümün, iyi bir bilgisayar mühendisliği güzel bir referans HR'lar için. Buna dolayısıyla dikkat ediyorlar ve CGPA önemli, not ortalaması önemli. Çünkü belli bir seviyenin altındaysa bunun teklif alma olasılığını düşük olarak görüyorlar. Ha, %100 çok mu, olmazsa olmaz mıdır? Yani Bilkent, ODTÜ, Boğaziçi mezunu olmazsam olmaz mı? Olmazsa olmaz değil. Oralardan da çıkıp belki daha zorlayıp, birileriyle iletişime geçip, CV'lerini iletip, belli bir not ortalamasının altında da olsa yapılabilir ama daha zor bir yol. Üniversitenin ismini, iyi bir CGPA'yı, iyi bir bölümü oraya yazdığınız zaman ister istemez o bakış açısı değişiyor ve mülakatlara girme şansınız çok daha fazla artıyor. Ha, bu ilk iş için geçerli aslında. İlk işinize girdikten sonra, belki ikinci işinize girdikten sonra artık 4 senelik, 5 senelik bir mühendisin üniversitede ne yapmış diye kimse bakmıyor. Yani o artık çok 4-5 sene öncesinde kalmış bir şey. Ondan sonra çalışma hayatında ne yaptığınıza bakılıyor. Hani orada okulun böyle bir önemi var. İlk iş için gerçekten kapıyı açıyor ya da açmıyor. Benim görebildiğim, en azından benim ekibimin, benim şirketimin yaklaşımı bu. O zaman konusu da açılmışken lisans eğitiminin senin kariyerine nasıl etkisi olduğunu düşünüyorsun diye de soruyorum. Yani güzel etkisi oldu çünkü Saitus sadece bir stajyer alacaktı o dönem bir startup olarak. Ve hani Bilkent, ODTÜ ve Boğaziçi'ndeki bölümlere mail attırdılar. Ve o mail üzerinden ben Saitus'tan haberdar oldum ve o şekilde başvurdum. Dolayısıyla iyi ki Bilkent'teymişim o zaman. Ve işte tek bir stajyer alacaklardı. Mülakatlara da güzel çalıştım. Okulumun şeyinin üzerine, yani CGPA'yim de güzeldi. Çok çok iyi miydi? Çok 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 iyi değildi. Ama belli bir seviyenin üzerindeydi. O yüzden benim mülakatlara girişim açısından bir engel teşkil etmedi. Daha sonra da hatta son 2-3'te yani bunu işe girdikten sonra öğrendiğim kadarıyla çok yakın 2-3 arkadaşımla beraber kalmışız ve o aradan seçmeleri gerekiyordu. Ben o üçlünün arasında CGPA'yı en düşük kişiydim. Dolayısıyla
CGPA'im benim ilk mülakata girişim için önemliydi ama son seçime kaldığımız zaman mülakatlardaki durumumuza göre daha çok karar verilmiş. Ve orada mülakata girdim. İşe girmemde Bilkent'te olmamın faktörü var mıydı? Yoktu. Staja girmemde vardı. Stajdaki performansım tamamen iş için teklif alıp almamın belirledi. İşe girişimde böyle oldu. Yani evet, Bilkent benim için bir kapı açtı ama dediğim gibi çok öncesinde bir mail attırıp CGPA'imde belli bir seviyenin üstünde olunca o eşiği geçtikten sonra mülakatlar ne gösterirse orada ne yaptıysam ona göre karar verildi işe girip girmeyeceğim. Anladım. Daha fazla aslında lisans sorularıyla çok fazla da boğmak istemiyorum seni. Çünkü gayet hani detaylı sorularımı cevaplıyorsun. Teşekkür ederim. Biraz daha gelen sorulardan aslında cevaplayabiliriz o yüzden. İngilizce bariyeri için tavsiyen var mı? Kendi öğrenme yöntemin neydi diye sorulmuş. Ya ben devlet lisesi mezunuyum. Devlet okullarında okudum hep Bilkent'e kadar. Çok fazla İngilizce bilmiyordum. Anadolu Öğretmen Lisesi mezunuyum. Bilkent'e girdiğimde de bizim bir hazırlık sınavımız vardı. Hani elementerinin bir üssü kurdan başlayabilmiştim hazırlığa. Hazırlık okudum. Dolayısıyla İngilizceyi hazırlıkta öğrendim. Kendi kendime öğrenmedim. Güzel bir eğitim süreci vardı. Oradan geçtim. O bana çok katkısı oldu. Daha sonrasında İngilizcemi kendim çok fazla geliştirme şansı elde ettim. O da nasıl oldu? Bilkent'te yabancı arkadaşlarım vardı. Ya da Erasmus'a gittim. Orada yabancı arkadaşlarım oldu. Veya Citus'taki stajımın üzerine Singapur'a staja gittim. Orada farklı insanlarla tanıştım. Citus'ta çalışmaya başladıktan sonra Amerika'ya git geller yapmam gerekti. Orada farklı insanlarla konuştum. Konuşa konuşa geliştirdiğim bir şey benim için. İlk öğrendiğim yerde, bence doğru düzgün öğrendiğim yerde Bilkent Hazırlık. Yine okul sayesinde oldu. Kişisel olarak İngilizce öğrenip geliştirmek isteyenlere de tavsiyem, yani bir örgün öğretim kurumundan öğrenmek bence faydalı oluyor. Üniversiteler bu işi çok iyi yapıyor. Ama böyle bir imkan yoksa kendi kendine öğrenme açısından da şu anda çok fazla kaynak yine internette var. İnsanlarla birebir konuşmak için yurt dışına gidip o insanlarla tanışmak gerekmiyor. İşte bildiğim kadarıyla yine yüz yüze konuşabileceğiniz, kendinizi geliştirebileceğiniz uygulamalar var. Her YouTube videosunda Cambly'nin reklamı oluyor mesela. Yani Cambly tek değildir bu endüstride galiba. O tarz uygulamalar kullanılabilir. İngilizce konuşarak çok fazla geliştirilen bir şey. Okuyarak. Ben çok fazla İngilizce kitap da okumadım. Ama çok fazla makale okudum. Hem okul döneminde hem okuldan sonra. Daha çok pratik gerektiren bir süreç bence. Tavsiyem bu olur. Yani bol bol konuşmaya çalışmak. Eğer bir örgün öğretim kurumundan, üniversitelerden özellikle öğrenme şansınız varsa bence onlar güzel bir şekilde oturtmuşlar bu işi senelerdir. Onlardan öğrenmek faydalı olabiliyor. Herkes de Bilkent'in hazırlığını çok eleştirir. Ama bilmem, benim İngilizce öğrendiğim yer orasıydı. Yani bir şey diyemeyeceğim o yüzden. Bir soruda Flutter ve Dart geleceğini nasıl görüyorsunuz diye gelmiş. Ya açıkçası hiçbir fikrim yok Flutter ve Dart nedir. Bilmiyorum, cevap verebileceğim bir konu değil. Bilmem gerekiyor muydu bilmiyorum. Eğer öyleyse özür dilerim. Bana ulaşabilirse sevinirim. Daha sonra yani öğrenirim ve konuşuruz. Yani ben zaten ikinci sınıf öğrencisi olarak daha bir fikrim olmadığını belirtmeme gerek yok diye düşünüyorum. Yani şöyle bir şey. Yani, pardon. Yani
hani şu an çok atıp tutmak istemiyorum ama eğer spesifik bir teknoloji ise belki bir noktada belli bir alana specialize edilen bir şeylerse bir gelecekleri olabilir. Spesifik şeyler bu aralar çok fazla trend olmaya başladı. Spesifik konulara yoğunlaşan teknolojiler. Umarım böyle bir şeydir ve cevabım bir anlama kavuşur ama bilmiyorum yani nedir. Şu soruyu da o zaman hemen okuyayım. İstanbul Üniversitesi Avuzev'de yönetim bilişim sistemleri okuyorum. Kariyerimi yazılım üzerine kurmayı düşünüyordum. Yazılım alanında master da yapmak istiyorum. Yurt dışında iş bulmak istiyorum demiş. Herhalde bu kariyer planının mümkün olup olmadığını sormak istiyor soruda. Yani mümkün olmayan bir şey yok. Tabii ki mümkün. Yurt dışında master yapmak, yurt dışında iş bulmak için atılacak çok garanti güzel bir adım. Hani yurt dışında master yapan herkes yurt dışında iş buluyor mu? Cevabı hayır ama çok yüksek bir oranda bulunuyor. O yüzden yani bunu yapan arkadaşlarım da oldu. O yüzden eğer yazılım alanında master yapıp yani bir gün yurt dışında yaşamak ve yurt dışında kariyer yapmak istiyorsa, şu an bulunduğu fakülteden sonra da yazılım alanında master yapmak istiyorsa ben sonuna kadar destekçiyim. Yani atılması gereken bir adım. Kolay yani kolay değil yazılım alanında master yapmak, yurt dışında o master'ı bulmak, bitirmek ama güzel kazancı olabilecek bir adım olur. Avrupa'da çok fazla üniversite, çok fazla master programı var ve Türkiye'den çok fazla öğrenciyi kabul ediyorlar. Amerika'ya göre bir tık daha kolay bir adım Avrupa'da bunu gerçekleştirmek. O yüzden eğer böyle bir plan varsa bunun güzel bir şekilde takibini yapıp bu yönde adım atması mantıklı olur. Bir soru daha buradan alalım. Alan seçimi zorlanıyorum. Siber mi, yapay zeka mı, gömülü sistem mi, web mi, mobil mi? Çok fazla alan var. Nasıl doğru karar verebileceğim hakkında çok zorlanıyorum. Nasıl düşünmeliyim? Yani evet, bilgisayar mühendisliğinde çok fazla alan var. Çok değişik şeyler çalışabilirsiniz. Ben çalıştığım alanı bilinçli olarak seçmiş bir insan değilim. Deneyerek biraz oldu. Staja gittiğimde yaptığım iş hoşuma gitti ve oradan devam etmek istedim. Dolayısıyla eğer staj yapma şansı varsa, bir yerlerde bu işi hands-on görme ihtimali varsa, bu çok verimli ve direkt öğrenebileceği bir yöntem olur. Yani siber üzerine Türkiye'de çalışan çok fazla şirket var veya mobil üzerine işte çok fazla oyun şirketimiz çıkmaya başladı veya yani mobil program geliştiriciliği bayağı arttı. Yapay zeka konusunda da bildiğim birkaç tane başarılı startup var. Türkiye'de Tazı var. Galiba çok başarılı bir startuptı. Biz benzer bir ofis paylaşıyorduk onlarla zamanında. Bu tarz şirketlerde, startuplarda özellikle bir staj ayarlayabilirse 2 aylık, 3 aylık bile olsa bence o ona çok fazla bilgi verecektir o alanda devam etmek istemediğine dair. Onun haricinde yani staj kadar uzun vadeli olmasa da belki sonuçta bu alanlarda bir şey yapmak için bir alana yöneleyim de oradan sonra bir şeyler yapayıma gerek yok. Yani eğer web çalışmak istiyorsanız oturup web sistemi yazabilirsiniz. Servisleri geliştirebilirsiniz. Bunları yani 2 aylık, 3 aylık projeler halinde kendiniz üzerine çalışıp bunların hoşunuza gidip gitmediğine karar verebilirsiniz. Kişisel projeler çok önemli. İşe girerken çok önemli. Kendini hangi alana yönelmek istediğini fark etmek için çok önemli. Bence kişisel projelere ve stajlara
yönelmesi tavsiye. Evet, bir de genel olarak insanların kariyerini gördüğüm kadarıyla benim de daha çok hani sürekli hangisini yapmanın yerini hani bir yolu seçip onu deneyip yanılarak aslında daha çok kariyer yollarını planlamış oluyorlar gibi geliyor bana da. Evet, evet. Yani insanlar şirket kuruyorlar ve 2 sene sonra şirket çalıştığı alanı pivot edip gerekirse tamamen farklı bir alana yöneliyor. Hani bu işler daha çok böyle bir karar verip yapıp gerçekten daha sonrasında eğer olmuyorsa veya zevk alınmıyorsa çok kolay yine değiştirilebilecek şeyler. Ve dinleyicilerin hemen hemen hepsi belli bir yaş aralığındadır diye tahmin ediyorum. Yani 40 yaşından sonra belki alan değiştirmeniz çok zor olabilir endüstride, ama eğer 2-3 senelik mühendisseniz veya mezun bile değilseniz farklı alanlara gidip denemek, farklı alanlara birer ikişer sene zaman ayırmak bir kayıp değil. Çok daha fazla bir kazanç sağlar ve kendinizi daha iyi tanımış olursunuz böylece. Evet. Bir soruda Sites ve Microsoft üzerinden takıma birini almak istediğinizde mülakatlarınızı yapıları ve algoritmalar üzerinden mi, yoksa genel teknik sohbet tarzında mı yapıyorsunuz diye eklemiş. Yani bizim mülakat sürecimiz hemen hemen bütün şirketlerle aynı. Teknik algoritmalar üzerine bir fon screen mülakatı yapıyoruz. Daha sonra bir yani bazen iki fon screen, bazen tek fon screen olabiliyor. Daha sonra da bir tane on-site mülakat yapıyoruz. On-site mülakatta da farklı farklı oturumlar var. Algoritma veri yapıları üzerine olan oturum da var. Teknik bir sohbet tarzında olan oturumlar da var. Ben on-site mülakat yapmıyorum Citus ve Microsoft'ta, ama ben phone screenlerde algoritma tabanlı bir soru soruyorum. Dolayısıyla sadece Citus Microsoft için değil, bütün endüstride mülakat süreci birebir aynı. Yani algoritma veri tabanları üzerine phone screen, belki üzerine bir teknik konuda sohbet yapabileceğiniz bir phone screen. Ondan sonra yine on-site'da da yerinde algoritma veri tabanları, belki bir kısım belli bir projenin içinde kodlama yapmanız gereken bir challenge olabilir. Öyle bir mülakat tarzımız da vardı öncesinde. Şu an hala var mı? Bu seneki arkadaşlara yapılacak mı bilmiyorum, ama daha sonra da teknik bir konuda, yani çok farazi bir konuda, örneğin Twitter'ı nasıl dizayn edersin, Spotify'ı nasıl dizayn edersin tarzı bir konuda farazi bir sohbetle, aslında systems design tartışarak bir mülakat sürecimiz var. Bu hemen hemen yani endüstrideki bütün şirketlerde aynı. Evet, bir yandan da sorulara bakıyorum. Kusura bakma, dikkatim dağılıyor. Yok yok. Şu soruya da bakabiliriz. Mütercim tercümanlık öğrencisiyim. Hep yazılım ile alakalı bir şeyler yapmak istedim. Tercümanlık ve yazılım nasıl bir araya getirebilirim? Bilkent hazırlığım demiş. Yani öncelikle başarılar. Kolay gelsin. Bilkent hazırlık. Umarım kısa sürede tamamlarsın. Mütercim tercümanlıkla yazılım nasıl bir araya getirebilir? Yani en kolay yanıyla mütercim tercümanlık yapan insanların, sonuçta bu arkadaşımız mütercim tercümanlık okuyorsa belli bir noktada mütercim tercümanlıkla ilgili iş tecrübesi de olacaktır veya görecektir onların nelere ihtiyaç duyacağını. Yazılıma ilgisi varsa da, yazılım yapmak istiyorsa da, bu hobi olarak bile birçok insanın öğrendiği, kendi hayatında bazı problemleri aşmak için kullandığı bir tool. Bunu öğrenmesi bence herkesin öğrenebileceği ve öğrenmesi gereken bir şey. Yani mütercim tercümanlıkla yazılımı bir araya işini daha kolay, daha esnek, daha verimli nasıl yapabileceğine dair tool'lar geliştirerek yapabilir. Belki bir noktada bunun üzerine şirket kurup
gelir modelini tamamen bu servisi satmak üzerine, bu servis üzerinden oluşturabilir. Yani değişik alternatifler bulunabilir ama şu an ben direkt şey diyemem yani, ha mütercimanlık yapıyorsan bak şöyle bir ihtiyaç var, bunun üzerine çalış diyemem. Çünkü ben mütercimanlık yapmadım, yapmıyorum, bilmiyorum ne tarz şeylere ihtiyaçları var. Bu arkadaşımızın avantajı o insan grubunun, o endüstrinin ihtiyaçlarını, ne eksikleri olduğunu bilebilecek, görebilecek bir insan. Belki bu konuda çalışabilir yazılım mühendisi olarak. Evet, o birazcık da yani iş geliştirmeye kalmış bence. Yani bu iki alanı birbiriyle nasıl bağdaştırabiliriz gibisinden. Evet. O kişinin kendi yetenekleriyle bir araya getirebileceği bir konu dediğin gibi. Bir soruda, merhaba, ekonomi okuyan birinin kodlama öğrenmesini kariyer açısından değerli buluyor musunuz diye gelmiş. Tabii ki. Yani bu dediğim gibi herkesin kariyerine faydası olabilecek bir tool bence yazılımı öğrenmek. Ekonomide de nasıl bir kariyer yolu izlemek isteyecek, nasıl bir şirkette çalışacak bilmiyorum ama örneğin algoritmik trading üzerine çalışabilir. Orada yazılım yapması gerekecek. Veya işte algoritmik trading yapan şirketlerde bir ekonomist olabilir günün birinde. Kullandığı tool'ların işleyişini bilmesi ona fayda sağlayabilir. Veya ekonomi bildiği için oradaki bilgisiyle yazılımı harmanlayarak bazı algoritmalar geliştirip yine kendisi bazı trading platformları kurabilir. Ki bu insanlar bayağı değerli yani şu anda Türkiye'de de yeni yeni şirketler türemeye başladı bu konuda çalışan. Borsada işlem yapmanızı sağlayan algoritmik trading şirketleri çok fazla var. Ve bunların arkasındaki temel kişiler aslında bilgisayar mühendislerinden çok ekonomi, iktisat okuyan kişiler. Çünkü onların o alanda teori bilgisi var. Onlar o alanda model geliştirebiliyorlar. Ve o kişi eğer hem modelini geliştirip hem yazılımını kendisi halledebiliyorsa gerçekten niş bir alanda çalışan çok değerli bir pozisyona almış oluyor kendini. Dolayısıyla kendisini çok güzel pozisyonlandırmış olması onun kariyerinde çok fazla yere hızlıca belki advance etmesini sağlayabilir. Evet, son olarak da bu soruyu bence vites temelli ölçeklenebilir database geliştiren PlanetScale şirketi hakkında bir fikriniz var mı? Sitesiyle karşılaştırma yapabilir misiniz? Evet, yani Vitesse Citus'un MySQL tabanlı direct competitor'ı aslında. YouTube'un temelinde Vitesse'in olduğunu biliyorum. PlanetScale oldukça başarılı büyük bir şirket. Citus ile karşılaştırma yapabilir miyim? Yani direct competitor olduğumuz için bu konuda Hacker News'ta falan da çok fazla yorum var. Çok teknik karşılaştırma yapmam gerekir. Onların bazı yani database alanında spesifik çok fazla konuşmamız gerekir. Vites versus Citus'a girersek. Çünkü aynı problemi çözmeye çalışan çok benzer tool'lar. Ama Citus'un en büyük avantajı Vites'e karşı Citus PostgreSQL tabanlı open source bir database. Dolayısıyla biz müşterilerimizi herhangi bir cloud provider'a, herhangi bir lisansa lock-in etmiyoruz kesinlikle. Biz AWS'de hizmet veriyorduk. Microsoft tarafından acquire edildik. AWS'deki müşterilerimiz hala hizmetimizi kullanmaya devam ediyor. Belli bir noktada biz bu servisi Azure'a taşımak istiyoruz. Taşıyacağız da bunun announcement'ını da yaptık. Ama avantaj olarak müşterilerimiz hiçbir zaman bizimle devam etmek zorunda değil. Citus open source, PostgreSQL de open source.
dataları kendi bildikleri database'lerde başka bir provider'a çok kolayca geçirebilecekleri şekilde tutuluyor. Bütün PostgreSQL tool'larını hemen hemen kullanabilirler. Dolayısıyla biz müşterilere açıkçası bizde kalmak zorunda olmama özgürlüğünü tanıyoruz. Vites'in çok buna uygun olduğunu düşünmüyorum. Çok teşekkür ederim cevapların için, bize konuk olduğun için diyeyim ve daha fazla soru sormayacağım çünkü çok yani ayrıntılı cevaplarını umarım yani yorulmuşsundur diye de düşünüyorum. Yok, teşekkürler. Teşekkürler konuğumuz olduğun için. Bu yayını bence burada kapatabiliriz. İzleyicilerimize de teşekkürler. İyi akşamlar ben diliyorum. Ben teşekkür ederim beni aldığınız için. Son olarak benim ekibim Microsoft'ta Türkiye'de işe alım yapıyor. Şu anda başvuru yapabiliyorsunuz Microsoft'un kariyer sayfasından. İstanbul'daki açık pozisyonlara bakabilirsiniz. Bana da kişisel olarak ulaşabilirsiniz eğer bu konuda sorularınız vesaire olursa. Teşekkür ederim zaman ayırıp dinlediğiniz için. İyi akşamlar diliyorum o zaman. Yayını da bu şekilde kapatıyorum. İyi akşamlar. Thank you.